Ahmet Kekeç, Atatürk'e küfreden soytarı. Hemen söyleyeyim. Benim Mehmet Bekaroğlu isimli rezil kepaze şahsiyetle bir alıp vermediğim olmadı. İsmini sıklıkla bu köşede okumanızın nedeni yine kendisidir. Kavgamızın üç nedeni var. Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını sağlayan kanun değiştirildiğinde, yani önemli bir sivilleşme adımı atıldığında iki kişiden itiraz gelmişti. Birincisi Fazilet Partisi'ni kapatan başsavcı Sabih Kanadoğlu, ikincisi milli görüşçü rolü yapan Mehmet Bekaroğlu. Bu durumu yorumsuz aktardım. Bekaroğlu arada düzelt istedi. Neyi düzeltecektim, Bu durumu eleştirmiş miydi, eleştirmemiş miydi? Eleştirmişti ama yine de düzeltme istiyordu. Bir kez daha neyi düzeltmem gerektiğini sordum. Net bir şey söyleyemeyince o zaman bir açıklama gönder yayınlayayım dedim. Gönderdi ben de yayınladım. Ertesi gün telefon açtı teşekkür etti. Hatta hatır sordu karşılıklı gülüştük, kapattık. Sanki arayıp teşekkür eden ve halatır soran kendisi değilmiş gibi. Ertesi gün internet sitelerinde küfür kıyamet. Bekaroğlu coşmuş. Daha doğrusu Sabih Kanadoğlu ile iş üstünde enselendiğini faş ettiğim için verip veriştiriyor. Ses etmedim. Demek ki bu karakterde bir adammış deyip geçiştirdim. Üzerinden birkaç yıl geçti. Bir kez daha kafa çıkardı. Önce pornografi meraklısı darbeci Ömer Laçiner'in bana ettiği küfürleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yine ses etmedim. Sonra tuttu piyasadaki ruh hastalarından derlediği dedikoduları aktarmaya başladı. Bu Ahmet Kekeç var ya filan diyerek. Bir gazeteye Yeni Şafak'a transferimde bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Kaç kez ne olmuş açıkla da bilelim Mehmet Bekaroğlu diye çağrıda bulundum cevap yerine küfretti. İnternetten arama motorlarından birine isimlerimizi yazarsanız aramızdaki kavganın ya da polemiğin mahiyetini, onun neler dediğini, benim ne cevaplar verdiğimi görürsünüz ve inanıyorum ki Mehmet Bekaroğlu adına utanırsınız. Her defasında dünyanın dayağını yiyor, iddialarıyla rezil kepaze oluyor hala Yeni Şafak gazetesine transferimde tespit ettiği şaibeyi açıklayamıyor. Birkaç gün önce bir tweet atmıştı. Müptezel diyordu. Durduk yerde üstelik. Sonra korkup tweetini sildi. İz bırakmadığını sanıyor herhalde dangalak. Sadece bana değil Süleyman Özışık, Mahmut Öğür, Mehmet Barlas, Sevilay Yılman, Engin Ardıç, Salih Tuna ve Halime Kökçe'ye de müptezel diyordu. İsmi geçen arkadaşlar adına konuşmaya mezun değilim ama bir gün kapısında mahkeme celbiyle karşılaşırsa kabahati kendinde arasın. Erkek tayfesini geçtik. Küfretikleri arasında iki de hanımefendi bulunuyordu. Sordum, bir profesöre, bir milletvekiline, bir okur yazara, bir aydınlanmacıya, bir entelektüele yakışıyor mu diye. Bu düşüklüğünü yüzüne vurunca bir tweet daha attı. Yine küfrediyordu. Sonra niye ise o tweet'ini de sildi. Bu yiğit milletvekili neden korkuyor böyle? Kimden korkuyor? Hangi iddialarının arkasında duramıyor? Küfürlerinin arkasında neden duramıyor? Bu ne tabansızlık? Hatta bu ne şerefsizlik? Utanmaz şey ben ne rezil ne pespaye bir adammışım böyle. Profesör olmuşum ama adam olamamışım. Bir kemalist böyle davranmamalı özellikle hanımefendilerden özür diliyorum diyeceğine ve kendini affettirmeye çalışacağına tükürüp kaçıyor. Hamiş, Hürriyet'in taze kemalisti Ahmet Hakan Coşkun, Atatürk'e hakaret eden başörtülü Safiye İnce'ye saydırıyor. Aşağılık, dangalak, ahlaksız, soytarı, şuursuz bünye. İyi ediyor da Başörtüsüz Mehmet Bekaroğlu da aynı Atatürk için kefere demişti. Coşkun Kemalistimiz aynı tarifeye uygulayacak mı? Bu karakteri ve ağzı bozuk CHP'li de aşağılıktan galak ahlaksız soytarı şuursuz bünye diyecek mi? Yoksa dedikodu partnerine kol kanat mı gelecek? Hasretle bekliyoruz. Ahmet Kekeç, Star